Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası liralaşma amacıyla 3 yeni düzenlemeye gitti. Banka bilançolarında Türk lirasının payına dönük menkul kıymet yükümlülükleri yeniden düzenlendi. Diğer yandan teminat havuzunda bulunan tüfeğe endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranı da yükseltildi. Merkez Bankası bankalar için Türk lirası cinsinden mevduat kurallarını sıkılaştırdı. Banka bilançolarında Türk lirasının payına dönük menkul kıymet yükümlülükleri yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikle bilançodaki Türk lirası payı %60 ve %70'in üzerinde olan bankalar için 5 ve 7 puan indirim uygulanacak. Bilançodaki Türk lirası payı %60'ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7 puana çıkarıldı. Oran %50'nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu. Merkez Bankası bankaların dövizden Türk lirasına dönüşüm oranlarına dönük olarak da düzenleme yaptı çeyreklik olarak hesaplanacak türk lirası dönüşüm oranı belirlenen eşiğin altında kalan bankalar için dönüşüm oranının paydasında yer alan mevduatın %5'i oranında menkul kıymet yükümlülüğü uygulanacak merkez bankası ayrıca bankaların teminat havuzunda tuttukları enflasyona endeksli tahviller için uyguladığı iskonto oranını %80'e çıkardı bankalara gönderilen yazıda liralaşma stratejisi çerçevesinde atılan adımların devamı olarak 10 nisan tarihi itibariyle tüfe endeksli kıymetlerin iskonto oranının ...70'den %80'e çıkarıldığı ifade edildi. Merkez Bankası Ocak ayında teminat havuzunda bulunan tüfeğe endeksli kıymetlere uygulanan iskonto oranını %60'dan %70'e yükseltmişti. Merkez Bankası banka kredilerine ilişkin beklentileri, beklentileri ölçen bir çalışma yayınladı. Buna göre ticari, konut ve taşıt kredileri olan talebin yılın ikinci çeyreğinde artması bekleniyor. Merkez Bankası, banka kredileri eğilim anketinin sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çalışma, banka kredilerine ilişkin beklentileri ortaya koyuyor. Son anket sonuçları, yılın ikinci çeyreğine ilişkin tahminleri ortaya koydu. Buna göre konut ve taşıt kredilerine olan talebin Nisan, Mayıs, Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte de artmaya devam etmesi bekleniyor. Diğer bireysel kredi türlerine olan talepte yaşanan düşüşün ikinci çeyrekte de sürmesi bekleniyor. Çalışmada ticari kredi talebine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Beklenti genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın güçlenerek devam edeceğini işaret etti. Merkez Bankası'nın anketi kredi talebinin yanında kredi koşullarında bir sıkılaşma olup olmayacağını da ortaya koydu. İkinci çeyrekte tüm bireysel kredi türlerinde standartlardaki sıkılaşmanın süreceği tahmin ediliyor. Merkez Bankası fon maliyetleriyle bir an çok ısıtlamalarını, rekabet baskısını ve risk algılamasını standartlardaki sıkılaşmaya gerekçe olarak gösterdi. Öte yandan genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartların temelde aynı kalacağı öngörüldü.